Sevgili konuklarımız, İzmir Büyükşehir Belediye'mizin gerçekleştirdiği Cumhuriyet her yerde etkinliğimiz. Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, öncelikle sizleri geçimlerini dağlarda çobanlık yaparak sağlarlarmış. Yerleşik düzene geçip ve arkadan romantik bir şarkı çalar. Romantik bir şarkı çalar diyorum. Biz Cumhuriyet'ten aslında şunu anlıyoruz. Öncelikle özgürlük, sonra adalet, sonra eşitlik ve nihayet kurumlarıyla ve kurallarıyla demokrasiyi anlıyoruz. Aslında bunları yaşatmak için bugüne kadar çok çaba verildi. Hala veriliyor ve hatta vardığımız yerde bugün kadınlarımızı, çocuklarımızı koruyup kollamakta bu ülkede zorluklar çekiyoruz. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak geldiğimizden bu yana 6 aydır aşağı yukarı çok büyük bir çaba içerisindeyiz. İsteklerinizi, ihtiyaçlarınızı, gereksinmelerinizi sonuna kadar karşılamak gibi bir niyetle yola çıktık. Niyetimiz iyi, geleceğin de hepimiz için iyi olacağını düşünüyorum. Bizim bu cumhuriyete sahip çıkmaktan başka hiçbir çaremiz yok ve bunun için yapmamız gereken tek şey çalışmak, çalışmak ve daha fazla çalışmak. Okumuş, okumamış bu ülkenin içindeki tüm her insan Atatürk ve Cumhuriyeti gereken değeri vermeli. Yoksa hiçbir anlamı kalmaz Cumhuriyet'in. Onlarca, binlerce şehitlerimizin sayısız var. O yüzden Cumhuriyet her şey demek bizim için. Nefes almak gibi bir şey. İzmir Belediyesi'ne çok yakışan bir durum bu. Zaten en başta onun yapması lazım. Belediyemizin böyle güzel faaliyetlerini her zaman destekliyoruz. Çok yararlı buluyorum, faydalı buluyorum. Çocuklarımla birlikte geldik. Bayağı eğlendiler, mutlular.
Bugün onun doğum günüydü, tam denk geldi. O sayede daha iyi eğlendiler. Cumhuriyetimiz herkesin bayramı kutluyorum tekrardan. Herkese daha huzurlu, güvenilir bir ülke olması için Atatürk'ün verdiği bu bize kattığı şeyler daha iyiye gitmesini istiyorum.